Çocuğu özgür bıraktığınızda üstüne dökmesi gerekiyorsa dökecek. Ama herhangi bir önlük, işte ben yedirmeliyim, bence baskı olmamalı kesinlikle. Özgür bir şekilde. Hani soruyorsunuz bu yaşta sucuk için erken değil mi diye. Sindirebiliyorsa yiyecek. Yapılacak hiçbir şey yok. Bizim çocuk sucukçu Kayseri'de. Çok kısa başladık ama. Ciddiyim ben ciddi abi. Tamam. Dadıyla birlikte büyütüldüğü için İngilizcesi de gayet iyi oluyor. Çocuk yaşta tabii ki öğrenmenin avantajı bu. Okey. Sinirim şu an çok bozuk. Biraz İngilizce konuşur musun? That's güzel çocuğum. Yes, yes. Yes. Okay. Wonderful. We are pratik. Yes. Yeah. I am pratik. Ya neden ya? Neden? Resmen bakarken kafama vurdu Bezgi. Cama vurdu kafasını. Çocuk düşe kalka öğrenecek. Bunu sakın unutmayın. Yere attın Allah kahretsin. İyi ki ya. Keşke yakalasaydım. Vurduğun yer neresi? Aha bak. Şurada alnımın lekesi duruyor. Acaba görünüyor mudur? Korkunç bir insansın ya. Ayıp be. Hava bayağı güzel be. Ha? Totomuz dondu. Bu arada yeni moda anne kız aynı kombinleri giymek. Biz de şahane bir butik bulduk. Linki zaten birazdan ekleyeceğim. Çok sormuşsunuz. Tabii tablet kullanımı konusunda hala kaygılarım var. Bence kullanmaması gerekiyor ama gönlünden de nasıl geçiyorsa özgürlük çok önemli çocuk için. O yüzden de tablet kullanımına karşıyım. Ama teknoloji ilerledikçe çocuğun sınıfta arkadaşları benim var senin yok mu diye bir anda zulmetmeye başlıyor. O yüzden de önüne geçemiyoruz tabii. Tabii sosyal medya kullanımı bu yaştaki çocuklarda daha da riskli. Gördüğünüz gibi bak nasıl saçmalıyor. Allah'ım yarabbim kurban olduğum. Şimdi karıştığında da bu yaşta bak Allah yarabbi bir anda geri tepebiliyor. Pedagojik olarak hocama danıştığımda ne yapmam gerektiğini henüz bana söylemedi. Çünkü bu videoları gördükçe kaygımız artıyor. Hay Allah. Tamam yeter kapatıyoruz. Nasıl bu kadar rahatsın diyorsunuz? Yani ben özgür bırakıyorum ve adapte oluyor. Her şekilde o bana ayak uyduruyor. Dolayısıyla aramızda sadece huzur var. E tabii böyle olunca da ne güzel yolculuklar yapıyoruz. Adapte oluyor bana. Bu arada çok sormuşsunuz. Herhangi bir şey yok. Doğal. Bugün çok zor bir gündü. Terrible two dedikleri şey, kıyaş, zor. Sanırım bir saat falan uyudum. Ama çok şükür. Tahin pekmez, glutensiz ekmek bunları hep organik dükkanlardan alıyorum. Asla rafine şeker yok bizim çocukta. Ve tadı nedir bilmiyor. Nasıl büyütürsen öyle oluyor aslında. Çok şükür. Hiçbir şekilde hazır gıda... Anne sütünden direkt tahin pekmeze geçtik. Çok şükür. Glutensiz, rafine şekersiz. Bakın tahin pekmezim Mardin'den geldi. Mükemmel. Bugün yıl sonu gösterisi vardı. Hocası dedi ki sınıfın en akıllısı. Bir drama dersi için kurs arıyoruz. Çok akıllı. Ajansa yazdıracağım. Nereye yazdıralım diye düşünüyoruz. Ne olur bana bir akıl. Bizler sömestre girdik ama... Allah'a bin şükür benim çocuğu yemin ediyorum 15 gün tatilin daha birinci gününde ödevlerini yapıyor. Yani okul arıyorum ben. Bu okul kesmiyor çünkü bizim çocuğu. Hocası çok farklı diyor diğerlerinden. E tabi kurban oldum Rabbim binlerce kez şükürler olsun ama bu açıdan da işim zor. Yani fazla zeki olunca sınıfa ayak uyduramıyor.